bulundu. İl Başkanımız Sayın Ece Ülkeriz de bizleri yalnız bırakmadı. İlçe Başkanlarım, Akyazı İlçe Başkanı, Nihat Başkanı, İlçe Başkanı, siz değerli muhtarlarım, konu sorunları olarak eğilim diye iletilecek bazı şeylerimiz var. Yalnız halk bizi özlemiş, köpürler bayağı yangında bırakmadılar. Sizlerin de derdinin çok olacağını bir tahmin ediyoruz. İl Başkanıma veriyorum. Bir konuşma yapacağım, ondan sonra Sayın Vekilim devam edin. Başkanlarım, il yöneticilerim, sevgili kadınlarımız, gençlik kollarımız, hepinizi öncelikle teşekkür ediyorum. Pamukova'da bulunmaktan gurur duyuyoruz. Az önce tır garajında şoförlerimizle beraberdik. Sayın Grup Başkan Vekilim onların sorunlarını dinledi. Pamukova'nın ve tüm şoförlerin sorunlarını dinledi. İnşallah önümüzdeki günlerde mecliste onları da gündeme getirecektir. Bizler burada olmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Grup Başkan Vekilim burada. Ben fazla söze gerek yok. Kendisine sözü vereceğim. İnşallah sorularınızı alacağız. Çözüm yollarını da beraber bulacağız. Grup Başkan Vekilim, İl Başkanı olarak ben, ilçe başkanım ve diğer arkadaşlarla beraber her şeyi çözmek için uğraşacağız. Siz de hoş geldiniz. Buyurun sen. Şöyle yapalım. Proje idi. Biz buna 2010 yılında başladık. Sulama Birliği Başkanlığı'nın zamanında muktedir olduk. Proje yani altyapı hizmetler çalışmalarını yaptırdık. Olur gördü. Ondan sonra bu 10 yıl içerisinde tabii yapılacak maliyet hesapları yapıldı. Takdir edersiniz ki. Maliyet hesapları yüksek çıkınca ben kısadan geçiyorum şu olsa yani şey edileceğim. 3 milyon civarında. 220 dönüm efendim. O zaman şeyle sadece baraj 22.000 dönüme hizmet verecek. İstenirse suyunuz çoksa 50.000 dönüme de hizmet verdirtirsiniz bu baraja. Yani burada ben yeniden son noktayı arz edeyim size. Bursa ve Bilecik ili, son benim aldığım duyumlara, bilgilerime göre Bursa ve Bilecik ili sulama sahalarının genişletilmesi babından buradan istifade etmek istediklerini, yani bizim bu Kemal'den gelip bu sebeple Ayiler Barajı'nın iptali, Çerkeş yönetimimiz var Bilecik ilçesinin içerisinde. Çerkeşli göletine suyunun aktarılıp oradan buraya kapalı sisteme drenaj vasıtasıyla verilmesi gündeme geldi. Bu zannedersem bazı arkadaşlara teklif edilmiş. Bölge müdürlüğü tarafından bize teklif edilmedi. Hala alınmadığımız için de. Ben 5 sene buna hizmet ettim. Böyle veya iyisiyle kötüsüyle. 2 kere de bu görevden alındım. Ben alındım diyorum. Sayın Vatan'a. Yani hiçbir şey olmaz ya. Alındık. Malum devlet süreçleri herhalde. Başkan atadılar. Öyle oldu. Ondan bir müdürün ağzından çıkamıyor. Yani yazılı bir bilgi yok ama. İsterse onu da isteriz. Siz hayır, sözlü bir bilgi. Sözlü bir bilgi. Yani bu teklif ediliyor. Yapılacak daha önce 3 günler elektrikli havzası yapıyorlar. Bir büyük bir görevde. Bu tepenin arkasında. Para yapılacak bir üstünde. Oraya şu anda ölçümleri yapıldı. Toprak tetikleri, tarihleri yapıldı. Zannediyorsam sınırında bir işte ihale edip başlanacak. Tam Osman abi dediği şu, bir ekibi bu şu olabilir. Orada böyle biz baraj yerine diyor mesela Şevvalmaz'ın ay tepesine biriktirme göletleri yapacağız. Senin bu istediğin 23 milyon metreküp suyu 2 göletli ve 3 göletli biriktirme yapıp oraya vereceğiz. Allah aşkına adamın suyu kendine yetiyor. Suyu 2 tane bana çevirdiği zaman. Bu tarafta baraj kuracak. Baraj yani bana su verin bana. Vermiş şansı yok. Kendi bölgemde anlatıyorum benden olsun. Ben biliyorum çünkü orası o açıdan. Ya o bizi kaldırma oyalamaya gelir. Oradan bir de su gelmez. O sular dediğimiz yere. Bizim Sakarya ilinde olan suyu tekrar Bilecik. Tamam bunu söylüyor işte Mehmet. Yani burada bir çaktı bu olay bitti. Mehmet kardeşim bak. Orada şu işte. Çerkeş'le göletine akıtılmak istenen su. Ben biraz önce sözüne başladım da ne dedim? Bursa ve Bilecik sulama sahasını genişletmek istiyor. Buradan su alacak. Bizim barajı iptal edin. Bizim barajı iptal edin. Biriktirme suyunda burayı destekleyin. Bundan su olma. Yani olay soğutmaları yok. Anladım. Bizim Pombo barajını iptal ettirdiler. Bileceğiz. Su Pombo. Aile bizim. Aile bizim. Aile bizim. Aile bizim. Aile bizim. Aile bizim. Aile bizim.
Bilecik. Yani senin dediğin doğru olur. Bilecik'ten Bursa sulama sahası genişletti mi? Oradan su çekecek. Biz buradan şekilde faydalanamayacağız. Onu diyorum. Ya faydalanamayacağız. Yoksa size onu yaparsam size de oradan vereceğim. Onda bir şans. Yerde şey zaten yok. Ben duydum onu duydum. Ama ben de yok. Balık yaşamıyor, neden yaşamıyor? İnsanların da balık tutmaya çalışacak, tutamıyoruz. Aynı zamanda, bırakın balıklarla vazgeçtim de, bu civarındaki tesislerin bıraktıkları atıklar sayesinde nehrimiz can çekişiyor.